Daha önce Aksu TV ana haber bültenlerinde Göllü Köyü hakkında ortaya atılan iddiaları ekranlarınıza taşıyarak köyde muhtarın vatandaşa su vermediği ve bazı yolsuzluklar yaptığı iddiasını ekranlarınıza getirmiştik. Köy halkı bu işin peşini bırakmadı ve muhtar hakkında soruşturma açılmasını istemişti. Olay adli mercilere intikal etmesinin ardından Göllü Köyü'nde yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Köy halkının kullanması için yapılan sulama havuzu, köyde sadece muhtar ve yakınlarına hizmet ettiğini iddia eden köy halkı, köy meydanında toplanarak köyde yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Efendim şimdi biz bu Göllü Köyü sakinleri olaraktan, vatandaşları olaraktan köyümüzün belli bir kısmına yapımı devlet tarafından karşılanan bir sulama havuzu tesis yapılmıştır. İlgili yerlere vermiş olduğumuz dilekçemizin cevabında bize verilen cevap şudur. Orada bulunan 7 tane şahsa, şahıs demeyelim de çiftçi olaraktan bahsediyorlar. Şahıslara yapılmış olan bir tesis olduğunu belgeledik. Bu şahıslar da yapmış olduğumuz araştırmalarda muhtar, babası, dayısı, kayınbiraderi, eniştelerinin olduğunu tespit ettik. Devletin böyle bir vatandaşa hizmet etme şeyi varsa şahıslara, tabii doğal olarak bizim de bir tesis isteme hakkımız doğuyor. Bize vermiş oldukları dileklerin cevabında araştırmalarımızda devletin şahıslara hizmet etmediğini söylemiştir. Ama vermiş oldukları dileklerin cevabında burada 7 tane şahsa tesis yapılmıştır. Biz sulama suyunu boş verin, biz içme suyu sıkıntısı çekiyoruz. İçme suyu. İçme yok, içme yok burada yani. Bizim yani şu anda yazın 4 aylık bir zaman diliminde muhtar köyümüzün vatandaşına suyu paralı çıktırıyor. Şehirli vatandaşlara parasız çıktırıyor. Şimdi muhtar burada talepte bulunmuş. Kurum bunu yapmış. Ama kurum burada bunu bilerekten yapmıştır. Veya muhtar kurumu yanıltmıştır. Burada bir tane suçlu vardır. Yani ben bu konuyu gerekirse adli mercilere şey yapacağım. İntikal ettireceğim. Buradan da Cumhuriyet Savcılığı'nı suç duyurusunda bulunuyorum. 7 aydan beri biz herhangi bir cevap alamıyoruz köyle ilgili. 7 aydan beri elimizde bilgiler belgeler olmasına dair. Diğer yandan köy halkı arsa paralarını köyün tüzel kişilik hesabına yatırıldığını ancak buna rağmen muhtarın tekrar arsa parası talep ettiğini iddia ediyor. 99'da bize şu kadar para yatıracaksınız dediler. Biz gittik Ziraat Bankası'na yatırdık, mahpuzumda cebimde duruyor. Vatandaş parayı yatırıyor. Köyde muhtar demek vali demektir. Doğru mu? Ben vatandaş olaraktan muhtar bana demiş ki bu parayı işte git Ziraat Bankası muhtarlık hesabına yatır. Hepsi zaten mevcut. Ben yatırmışım vatandaş olaraktan. Ben bundan sonra muhtarı takip edemem. Ha burada bir suçlu varsa muhtarı ihaleyeceksiniz. Vatandaşı ihaleyemeyeceksiniz. Varsa burada usulsüzlük. Ben bu parayı yatırmışım. Bu para nereye gitti? Makbuzumuz var mı? Tabii canım. Makbuzumuz var ama. Burada bizim makbuzumuz var.